Peki Merve, şimdi elimizdeki bilgileri güncelleler misin acaba? Hem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan gelen açıklamalar, hem Sakarya Valisi'nden gelen açıklamalar, hem de Adalet Bakanı Yılmaz Sunç'tan gelen açıklamaları aktarıyordun. Hem bunlar hem de bir de yaralıların durumu ile ilgili bilgileri senden almak isterim. Tabii şimdi yaralıların durumu en önemlisi aslında Bukan. 57, onunla başlamak istiyorum. 57 kişi yaralı. 57 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Onların tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Operasyon alınanlar var. Tedavisi devam edenler var. Tabii çevre hastanelere sevk edildiler. Kimi Kocaeli'ndeki hastanelere, kimi bazı yaralılarsa Sakarya'daki hastanelere sevk edildiler. İşte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, kurucuk kampüsleri, yine Yenikent Devlet Hastanesi, yaralıların bir bölümü de bu noktaya sevk edildi. Yine Arifiye Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne bir bölümü yaralıların sevk edildi. Yaralı sayısı da fazla olması sebebiyle özellikle o müdahaleyi hızlandırmak için en yakın hastanelere sevk edildi yaralılar. Ulaşılabilecek en yakın hastanelere sevk edildiler ve tedavilerin o noktada devam ettiğini söyleyebiliriz ama şu an için kazada yaralanan 7 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade edelim. Biliriz ki can kaybı haberi daha almayız. Onların tedavileri olumlu bir şekilde seyreder ama şunu ifade edelim, özellikle şu dakikalar çok çok kritik dakikalar, tedavilerin devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Şimdi resmi açıklamalardan en önemli olanlardan biri de Kaan, belki de Sakarya Valisi Sayın Yaşar Karadeniz'in yapmış olduğu açıklamaydı. Kazanın nasıl yaşandığına ilişkin ilk belirlemelere dair bir ifadede bulundu. Ne dedi? İlk olarak sisin bölgede etkili olduğunu, buzlanma riski söz konusu değil ama bölgede yoğun bir sis etkiliydi dedi. Nitekim bizler de buna şahit olmuş olduk. İkinci bir açıklaması, son açıklaması son derece kritik. İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının araçlarından yolculara üçüncü otobüsün çarpması şeklinde hayatlarını kaybettikleri dedi ve kazanın nasıl yaşandığına ilişkinse üç aracın sıra arkadan çarptıkları yönünde olduğunu gösteriyor, yaşandığını gösteriyor kazan dedi ama şunun altını çizmekte fayda var. Tamam, bunlar ilk belirlemeler. Yani olay yeri inceleme ekipleri henüz incelemelerini tamamlanmış değil. Henüz kazaya ilişkin kaza tespiti sonuçları hazırlanmış değil. Bunlar ilk belirlemeler. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Hali hazırda olay ilişkin bir soruşturma başlatıldı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve orada 3 savcı görevlendirildi. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 savcıyla birlikte bir soruşturma, geniş kapsamlı bir soruşturma da yürütülecek. Çünkü 11 kişinin şu an için hayatını kaybettiği büyük bir kazadan söz ediyoruz. Buna ilişkin soruşturmada kesinlikle yürütülecek. O noktada bilir kişiler incelemelerini yine aynı zamanda soruşturma kapsamında tamamlayacaklar. Ama şu an için olay yeri inceleme ekiplerinin de o noktadaki çalışmalarının halen devam ettiğini ifade edebiliriz. 7 yaralı var, durumları ağır. 57 kişi toplamda yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu dağ gibi mevkisinde yaşanan o kazadan, tabii İstanbul yönünde de bir yandan yoğun bir trafiğin oluştuğu bilgisi bizden eline ulaşmaya başladı. O noktada araçlar kaldırılana dek trafik yoğunluğu zannediyoruz devam edecektir. Bir yanda incelemeler devam ediyor.